Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bildiğiniz gibi Serdar Hoca'dan uzaktan eğitim satın almıştım. Yaklaşık 4-5 gündür diyetteyim. Bu videoda sizlerle nasıl beslendiğimi ve diyetimi ayrıntılarıyla paylaşmaya çalışacağım. İlk öğünümüz kahvaltı tabii ki. Kahvaltı için burada gördüğünüz gibi yumurtalarım var. 5 ile 7 arası yumurta yiyorum, yumurtanın büyüklüğüne göre. Yumurtayı da arkadaşlar haşlanmış, menemen, sebzeli omlet, ıspanaklı, mantarlı, yani birçok çeşitli yiyebiliyorsunuz. O açıdan çok hoşuma gitti. Hiç sıkmıyor yani. Ben bugün soğanlı yapacağım. Şu şekilde soğanları doğradım. Usta göster istersen. Bunun için bir tane teflon tava kullanmanız gerekiyor. Kesinlikle Serdar Hoca yağa izin vermiyor. Yağın pişmemesi gerekiyor. Yağı çiğ olarak tüketeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar yulafımız var. Tabii ki olmazsa olmaz. Bir 70-80 gram civarında yulaf yiyeceğiz. Yulafı da yağsız sütle veya direkt suyla yapabiliyorsunuz. Ben bugün suyla yapacağım. Yulafımızı bir tartalım. Bugün bir 80 gram yiyeyim ya. İlk başta 50 gram yulafla başladık. Ama ben doymuyordum. Sonra onu biraz artırdık. Biraz da bisiklete falan bindiğim için gramlarını artırdık. Bu şekilde direkt suyla. Aynen yeterli. Şimdi yulaf suyunu çeksin. Biz de o sırada yumurtamızı yapalım. Dediğim gibi bu da yağsız olacak. Şu şekilde biraz su koyuyorum haşlanması için. Bir tane de kapak kapatalım bunu. Tamamdır. Bu haşlanırken ben yulafın içine katacağımız diğer şeyleri göstereyim. Kuru üzüm 15-20 gram civarında. Hindistan cevizi tozu bir tatlı kaşığı katacağız. Biraz tarçın ve iki ufak ceviz ufalı demişti Serdar Hoca içine. Ben de direkt şu şekilde yaptım bunları. Direkt üzerine serpiyorum. Bunları hatta şu tarafa alalım. Ha, unutmadan bir de şu an mevsim olduğu için 4-5 tane de çilek içine atabiliyoruz. Bayağı kalorili ve çok güzel bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Yumurtamız ne alemde. Şu suyunu biraz daha çeksin. Önceden ben hiç yumurtayı bu şekilde yemezdim. Yani ne zaman diyet yapsam direkt haşlama yapardım hep. Bayağı bir sıkılmıştım yumurtadan. Bu tarifler bana çok iyi geldi. Şu an çok iyi gidiyor yani diyet. Bugün 5. günü mü oldu Mustafa? Tabii pazartesi başladım. Bugün cumartesi, 6. gün. Bu arada şey de söyleyeyim, tuz kullanımı serbest. Hatta bir dakika okuyayım onları direkt. Tuz, baharat, sirke, limon, çay, kahve, bitkisel çaylar, Cola Zero, Coca Cola Light, maden suyu, sıcak içeceklerde abartmamak kaydıyla tatlandırıcı da serbest. Evet, bunlar da o şekildeydi. Ha bir de şey var, sağlıklı yağlar. Sağlıklı yağlarda da iki seçeneğimiz var. Birincisi her öğünde bir çorba kaşığı zeytinyağı. Ben bunu tercih ediyorum. İkincisi de kuru yemiş. Her öğünde 25 gram. Kaju, fındık, fıstık, badem veya ceviz olabiliyor. Dediğim gibi ben zeytinyağını tercih ediyorum. Sızma zeytinyağı olması gerekiyor. Direkt yemeğin üzerine çiğ olarak bir kaşık zeytinyağı döküyorum. Bu tamam sayılır. Yumurtalarımızı kıralım. Ben biraz piştikten sonra bunu direkt karıştırıyorum. O şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Hatta şimdiden karıştırayım şöyle. Ahmet ha. Şunun kafanı değiştir. Niye? Arkadaşlar gel ya. Ne olacak oğlum? Nuh tahin ya. Ne yapalım yani? Kavanoz kavanozdur. Kapağını değiştir diyor. Bence hun o. Bak. Hun. Ben şöyle okudum. Ana buradan okuyunca da Nuh oluyor ha. Yo ters bak tahine bak. Tahin ters de Nuh düz Mustafa. Allah Allah ya. Ne boş adamsın. Hava da yağmurlu. Dün gece bayağı güzel yağmur yağdı. Pişti sayılır. Aynen bu tamamdır. Biraz da kapağı kapalıyken kendi içinde pişer. Şimdi yulafımızı hazırlayalım. İlk olarak tatlı kaşığı Hindistan cevizi tozu. Az bir şey daha katayım ya, benim çok hoşuma gidiyor. Bu tamam. Ondan sonra biraz tarçın.
tamam. 15-20 gram kuru üzüm. Olur öyle arada. Birkaç gram da. Bu da tamam. Sonra çileklerimizi doğrayalım. Ben önceden yulafa sadece muz katardım. Başka hiçbir şey katmazdım. Hatta bazen onu bile katmazdım. Direkt yerdim yani. Şu an deniyoruz bakalım. Anne sessiz. Anne var. Anne sessiz. Anne bağırmaz. Birazdan anne kahvaltı nerede? Anne kahvaltı nerede diye başlarsın. Allah Allah. Biz her zaman büyüklerimize saygılı olmuşuzdur. Her zaman. Evet. Bunu da tamam. Şöyle biraz da ceviz. Yarasın. Üf, şu tarife bir bakın ya. Gel. Şunun güzelliğine bir bak ya. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bu diyet benim bayağı hoşuma gitti. Hani hiçbir şey sıkılarak yapmıyorum. Her şeyi isteyerek. Bunları kaldıralım. İşimiz tamam. Şimdi bir tane tabak alalım. Şuna koyalım. Ustamız da bu işi biliyor ya. İnsan gibi yemek yemiyoruz ya. Şuna bak. Bunu yiyebilir misin Usta sen? Ha? Yok. Niye lan? Bir gün de yerim onu. Ben bunu yiyorum. 2 saat sonra bir daha acıkıyorum. Ama nasıl oluyor ben onu anlamadım. Şunu da ıslayalım da. Sonra annem bana kızıyor ya. Dediğimiz gibi tuz serbest. Şöyle tuzumuzu atalım. Baharat da serbest. Baharatları abartmayı seviyorum ya. Ne var ne yok. Kekik. Az kalsın unutuyordum zeytinyağı. Bir çorba kaşığı zeytinyağı katmam lazım şuna. Bu bir tam olmadı. Az bir şey daha. Tamamdır. Çayımız da var. Çay da serbestti zaten. Evet, gördüğünüz gibi kahvaltımız bu şekilde. Son halini gösterir Mustafa yukarıdan. Şimdi çayımı da alıp kahvaltımı yapacağım. İkinci öğünde görüşürüz. 3 hours later. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Kahvaltının üzerinden yaklaşık bir 3-4 saat geçti. Hafiften bir açlık geldi. Şimdi diğer öğünlerimi hazırlayacağım. Burada hindi göğsümüz var. Bildiğiniz gibi tavuk bana dokunduğu için tavuk yemiyorum. Et olarak hindi göğsünü tercih ediyorum. Pirinci de ısladım. Pilav da yapacağız. Beslenmenin diğer ayrıntılarını da size söyleyeyim kısaca. Et olarak günlük 600 ile 750 gram arası bir etim var. Onu daha çok tavuk göğsü ve hindi göğsü ağırlıklı olmasını söyledi Serdar Hoca. Belli günlerde de kırmızı et, kontrafile, bonfile, balık olarak da levrek ve somon yiyebilirsin diye söylemişti. Bir de çupra. Bunlar ızgara veya pişmiş olacak. Ben genelde tavuk göğsü basitçe tercih ediyorum. Bazen evdekiler köfte falan yerse köfte de yiyorum. Ama sadece etten olması gerekiyor. İçinde hani ekmek falan olmaması gerekiyor köftenin. O şekilde. Pirinç 350 gramla başladık. Ben biraz fazla hareketli olduğum için bisiklete falan da biniyorum. O yetmedi bana. Onu da şu an 500 gram civarına çektik. Pirinç çeşit olarak da öyle herhangi bir sınırlama yok. Her türlü pirinç oluyor. En ucuzunu alın yani. Bildiğiniz gibi Serdar Hoca o şekilde diyor zaten. Ondan sonra salata yapıyorum bir de bunların yanına. Salata veya sebze yemeği yiyebilirsin demişti. Sebzeler haşlanmış veya buharda pişmiş olacak. Salatalar da taze kesilmiş olması gerekiyor. Yani yeşillikler daha doğrusu. O şekilde şimdi şu pirincimizi yıkayıp pilavımızı yapalım. Ona sığmayacak mı? Şurada güzelce süzüyorsun. Pirinci de yine yağsız şekilde teflon tavada yapacağız. Hiçbir şekilde yağları pişirmiyoruz. Yağları çiğ olarak tüketiyoruz. Bu süzülürken eti de yıkayıp eti de koyayım. Çünkü bu biraz geç pişecek. Etimiz tamam. O pişsin. Pilava biraz tuz atalım.
Benden aşçı olur mu ya? Müslüman ediyor. Yapıyoruz bu sporu da. Ne diyorsun lan? Konuşsana ya. Sabah konuşuyordun. Büyüklerine saygılı ol diyordun. Ne oldu? Arka odaya çektim seni. Sesin kesildi. Kettle'ı unuttuk bak. Dedim ki Mustafa'ya arkadaşlar video başlarken. Pirinci yıkarken kettle'ı bana takmayı hatırlat dedim. Yok nerede abi, yok ya. Ben sadece takı duydum. Tam tak deseydin onu da yapardım ben. Ne zaman takacağını bilmiyordum ki. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun peki? Araya girdiğimizde. 500 gram pirinç günde yarım kilo. Güzel skor. Hindi de 650 gram civarı. 600-750 arası edem ama ben 650 falan yapıyorum genelde. Çünkü et pahalı. Şu eli şuraya koyma hareketi var ya, yemek yaparken. Öyle. Hareket bu yani. Edit'ten açana oktavisi yapacağım, merak etme. edit diyorsun da editlerin hepsini ben yapıyorum. Ne olacak, o ne olacak? Koyabiliyorsan koymuşsun da yani. Boş insan, biz işimiz var bizim. PUBG'de rank kasacağız ya. Diyorum ki video çekeceğiz, buraya gel. Hadi önceden söylesene diyor, PUBG'de diyor rank kasıyoruz bilmem ne. Sildirtecek oyunu en son bana ya. Hayır, PUBG nedir abi? Biraz vizyonlu ol. Arkadaşlar ID'yi buraya koyuyorum. Popülerlik atmayı unutmayın. Bu kaynamaya başlıyor. Bu pişiyor. Pilavımız oluyor. İşler yolunda. Normalde ben yapmıyorum ama bayağıdır hiçbir yemeğimi kendim yapmıyordum. Bugün sizin için kendim yapıyorum. Yani like atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Nasıl bağladım lan? Aa ama bir şey unuttum. Instagram'ı takip etmeyi de unutmayın. Bunu bayağı kavurduk, yeterlidir. Suyunu katalım. Tamamıyla göz kararı. Hiçbir ölçü kullanmadan. Şöyle yaptığında diyorlar yüzüne çıkacak su. Ama çok pişmişi az pişmişe tercih ederim yani. Kıtır kıtır olunca çok kötü oluyor. Sanki biraz daha. Evet arkadaşlar, yemeklerimiz hazır. Gel bir daha göster. Şurada hindimiz. Bu tamam. Pilav da bayağı iyi oldu ha. Unutmamışız yapmayı. Salatamız da burada. Salatayı genelde böyle bayağı yapıyoruz. Giren çıkan yiyor evde. Ben de kendimi alıyorum. O şekilde. Şimdi bunları tabaklarımızı alalım. Şu pilav. Salata, eti de buna atarız. 2, 3 ve 4. öğünlerim. Bir dakika. 2, 3 ve 4. öğünlerim. Bunların hepsi aynı öğünler. Yani şu an birini göstereceğim size. Sonrakileri de aynı olacak. Bu pilavı, eti ve salatayı 3'e bölüyorum. 3 öğün daha yapıyorum ve günlük beslenmem bu şekilde oluyor. Hadi koyalım tabağımızı. Pilavla başlayalım. Yani 3'e böleceğiz işte şöyle. Mercedes. Suyunu biraz fazla koymuşum galiba. Ve dinlenmesini beklemedim. 5 dakika falan oluyor kapatalı altını. Pilav tamam. Şuna etimizi alalım. Eti göz kararı bölüyorum. Bu da tamam. Şöyle. Salatayı vallahi direkt elimle koyacağım. Hiç uğraşamam şu an. Tamamdır. Şimdi baharatlarını ve yağımızı atalım. Sumak salataya kesinlikle atıyorum. Bayağı hoşuma gidiyor. Tamam. Yağımız. İnce hesaplar. Bak tam bir kaşık değil bu. Bunu salataya attım. Az bir şey de ete atayım. Tamamdır. Serdar Hoca diyecek şimdi, baharat serbest dediysek de diyecek, bu kadar da değil. Şunu da koyalım. Bu arada arkadaşlar, Serdar Hoca'ya buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı sağladığı için, bunları sizlerle paylaşmama izin verdiği için. Çok çok teşekkürler. Şimdi öğünümüz hazır. Balkona gidelim ve balkonda öğünümüzü yiyelim.
Sonra salatayı al gel. Getir aslanım, yap bir yarım. Evet arkadaşlar, önlerim bu şekilde. Üçüncü ve dördüncü önde bunların aynısı. Antrenmanı da genelde bu önden sonra yapıyorum. Dediğim gibi antrenman videoları da gelecek. Şimdilik bu kadardı. Göğüs antrenmanı videosunda görüşmek üzere.